Hayata öğretim görevlisi olarak başladım. Sonra banka yöneticisi oldum. Hayatta öğrendiklerimi paylaşmak hala en büyük tutkum. Değerli yönetici ve girişimci arkadaşlar, merhaba. 2000 yılında Galatasaray futbol takımı UEFA Kupası'nı kazandı. 2017 yılında Fenerbahçe basketbolda EuroLeague şampiyonu oldu. 2018 yılında Vakıfbank kadın voleybol takımı dünya şampiyonu oldu. Bu başarıların arkasında ne vardı diye sorarsanız, kurulan kaliteli kadro, doğru yerde oynayan oyuncular, güvene dayalı takım olmak vardı derim. İş dünyasında da hangi sektöre bakarsanız bakın, her başarının arkasında bu üç faktör vardır. 1- En iyileri kadroya almak. 2- Doğru kişileri doğru pozisyonlara getirmek. 3- Güven duygusu oluşturarak takım olmak. Başarılı kurum kültürünü oluşturan bu üç prensibi biraz derinleştireyim. Ben 1987 yılında bankayı kurarken ilk çalışanımız olarak operasyon yönetiminin başına Citibank'ten arkadaşım Leyla'yı transfer ettim. Bankada hesap açma, akreditif açma, para transfer etme gibi bankacılık işlemlerini bil fiil yapan operasyon ekibini yönetmek konusunda benim hiçbir deneyimim yoktu. Bu konunun en iyisini buldum ve kendi aldığımdan daha fazla maaş vererek, tekrar ediyorum, kendi aldığımdan daha fazla maaş vererek takıma katılmasını sağladım. Bir an bile acaba Leyla benim yerime geçer mi diye düşünmedim. Tek amacım en iyi operasyon yöneticisini işe almaktı. Aynı şekilde kredi pazarlama, hazine, dış işlemler, mali kontrol gibi kritik bölümlerin başına da en iyi yöneticileri aldık. Hepsi konularını benden daha iyi biliyordu. En iyileri işe almak prensibiyle çok kuvvetli bir kadro kurduk. En iyileri işe almak çok basit ancak uygulaması zor bir prensiptir. Bugün hangi üst düzey yöneticiye sorsanız hepsi en iyi elemanları aldığını iddia edecektir. Ancak bu gerçek midir? Bakmak lazım. Genellikle yöneticiler kendilerinden daha yetkin kişileri iki nedenle işe almazlar. Birinci ve yaygın neden, benden iyisini işe alırsam yarın bunu gören patron beni gönderir ve o kişiyle yola devam eder. Endişesidir. Yani işini kaybetme korkusudur. İkinci neden de kendinden daha iyi kişiyi ikna etmek kolay değildir. İsteseniz de kolay kolay alamazsınız. Bu basit gibi görünen prensip işte bu iki nedenle aslında uygulamada son derece zordur. En iyileri alabilmek için kendinden daha iyi olduğuna inandığın insanları da işe alabilmelisin. Senin yetkinliklerin işe alımda bir üst sınır oluşturmamalı. Ekibinin başarısı senin yöneticilik yetkinliğinin en önemli kanatıdır. Bu nedenle kendine güvenen yöneticiler kendinden iyileri işe alırlar. Peki en iyileri işe aldığımızı nasıl test edeceğiz? Bunu çok inandığım bir prensiple açıklayabilirim. Her şirketin bulunduğu sektördeki saygınlığı çalışanlarına olan dış talep ile belli olur prensibi. Her sektörün önde gelen şirketlerinin üst yönetimlerine bakın. Daha çok üst yönetici hangi şirketten yetişmiş? Bugün her sektörde bulunduğu sektöre veya başka sektörlere, yurt içi ve yurt dışı görevlere en fazla üst düzey yönetici yetiştiren şirketler, en iyi kadroları kuran şirketlerdir. Herhangi bir sektördeki şirketleri yetiştirdikleri üst düzey yönetici sayısına göre sıralarsanız, hangisinin en iyileri işe aldığını ve iyi yetiştirdiğini hemen görürsünüz. En iyileri işe alıp, iyi eğitip, yetki ve sorumluluk verdiğimiz için bugüne kadar 32 yaşında genç bir banka olmamıza rağmen 70-75 yıllık köklü bankalar da dahil olmak üzere bankacılık ve finans sektörüne en çok genel müdür ve genel müdür yardımcısı yetiştiren bankalardan biri olduk. Rakam vereyim, tam 30 genel müdür ve 71 genel müdür yardımcısı bizim bankamızdan yetişti. İkinci prensip, doğru kişiyi doğru göreve getirmek. Bu konuda örnekler çok ancak çarpıcı iki örnek verebilirim. Kariyerine denetim şirketinde başlayan Hakan, bankamızda mali kontrol bölümünde çalışıp genel müdür yardımcılığı pozisyonuna yükseldi. Leasing ve menkul değerler şirketlerimizde genel müdürlük yaptıktan sonra
sektörde saygın bir bankaya genel müdür olarak geçti. İkinci örnek, bankamıza kredi pazarlama uzmanı olarak giren endüstri mühendisi Oya, şube müdürlüğü yaparken Marks & Spencer perakendecilik şirketinin genel müdürü oldu. Her ikisi de çok başarılı oldular. Neden? Çünkü üst düzey yetkinlikleri vardı. O pozisyonları hak etmişlerdi. Doğru kişiyi doğru göreve getirmiştik. Doğru kişiyi doğru göreve getirmek çok kritik. Neyi yönetirseniz yönetin, işi ehline vereceksiniz. Meritokrasi çok önemli. Tüm atamalarınızı layık olma esasına göre yapacaksınız. Eş, dost, arkadaş veya herhangi başka bir özellik atama kararını etkilemeyecek. Bu kavram özellikle aile şirketlerinde hayati. Layık olanı atamak yerine aile ilişkisine göre atama yapan şirketler en iyi kadroları kurmakta zorlanacak ve zaman içinde rekabet güçlerini kaybedeceklerdir. Akraba veya arkadaş diye orkestraya kemancı alamazsınız. Alırsanız iyi bir orkestra kuramazsınız. Keman çalmak nasıl bir uzmanlık gerektiriyorsa, iş hayatında da her pozisyonun kendine göre uzmanlıkları vardır. Eş, dost, arkadaş nasıl orkestraya giremiyorsa, şirketlerde de hak etmediği noktaya gelmemelidir. En iyileri işe alıp doğru pozisyonlara doğru kişileri getirdiğiniz takdirde iyi bir takım kurma yolunda önemli bir adım atmış olursunuz. Ancak başarı için yıldızlar topluluğunu bir araya getirmek yetmiyor. Aynı zamanda bu topluluğun bir takıma dönüşmesi gerekiyor. Takım olmak kavramı esas başarıyı getiriyor. Takım olunmadığı sürece en iyileri alıp doğru pozisyonlara koysanız bile şampiyonluk gelmeyecektir. Bankayı kurduğumuz yıllarda girişimcilik ruhunu birebir yaşadık. Banka kurma hayaline hepimiz inanmıştık. Uzun saatler, büyük bir tutku ile hafta sonu dahil çok çalıştık. Her sabah işe koşarak gittik, zevkle, saate bakmadan çalıştık. Ekiplerimizi kendimiz eğittik, yetki ve sorumluluk verdik, başarılı olmaya kilitlendik. Aramızda büyük bir güven duygusu oluştu. Takım oldu. Burada kritik nokta kurum içinde güven duygusunu oluşturmaktır. Takım olan ekip aynı hedefe odaklanır, kişisel gündemleri olmaz, aralarında güvene dayalı, dürüst ve samimi bir iletişim oluşur. Yardımlaşma gelişir, bencillik yerini paylaşımcılığa bırakır. Kendinden emin kişiler takım arkadaşlarına destek olur ve onların başarılarına sevinir. Aynen futbolda gole giderken kendi vuracağına en müsait pozisyondaki oyuncuya pas vermek ve gol olduktan sonra takım arkadaşına sarılıp tebrik etmek gibi. Kadro kurmak ve takım olmak kolay bir iş değildir. Ama başardığınız takdirde başarılı bir kurum ortaya çıkar. Her nevi kurumun yönetiminde ister büyük şirket olsun, ister yeni kurulan bir girişim olsun, en ileri işe almak, iyi eğitmek, doğru yerde yetki ve sorumluluk ile çalıştırmak, layık olma esasına göre yükseltmek ve en önemlisi güven duygusu oluşturarak takım olmak başarıyı getirir. Cesaretli olun, kendinizden ileri işe alın. Başarılı, takım olmuş kadrolar kurabilmeniz dileğiyle.